Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemizi. İyi bir terzi olan genç bir adam varmış. Bu genç adamın bir dikiş makinesi, bir de küçücük dükkanı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinmesine rağmen çok az para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş ve çıkan yangın sonucunda her şeyini kaybetmiş. Bundan sonra ne bir işi ne de parası kalmış. Günlerce iş aramış ama bulamamış. Yük taşımış, bulaşıkçılık yapmış, yine de evinin kirasını ödeyecek kadar bile para kazanamamış. Sonunda ev sahibinin de sabrı taşınca küçük bir bavula sığan eşyalarıyla kendini sokakta bulmuş. Mevsim kış. Hava çok soğuk olmasına rağmen genç adamın köşedeki parktan başka gidecek yeri yokmuş. Bir sabah iş arayacak dermanı kendisinde bulamamış. Açlıktan ve soğuktan bitkin bir şekilde bankta otururken kocaman bir araba yanaşmış kaldırıma. Arka kapıyı açmaya çalışan şoförü kızgınlıkla yana iten yaşlı bir adam arabadan inmiş. "Yalnız bırakın beni, parkta dolaşırsam belki sinirim geçer," diye söylenmiş. Zengin bir iş adamı olduğu her halinden belli olan bu ihtiyar, birkaç adım attıktan sonra bankta soğuktan titreyen terzinin üzerindeki paltoya dikkatle baktığını görmüş. Yaşlı adam, "Zavallı adamcağız, kim bilir nasıl üşüyordur. Ona nasıl yardım etsem acaba?" diye düşünürken birden siniri geçivermiş. Terzi ise paltonun sıcaklığını değil, o çok kalın ve kaliteli bir kumaştan üretilen bu paltonun sahibine hiç de yakışmadığını ve onun vücuduna uygun şekilde dikilmediğini düşünüyormuş. Yaşlı iş adamı terzinin yanına yaklaşıp, "Ne o evlat, bu ayazda parkta donmuşsun, istersen paltomu sana verebilirim," deyince terzi, "Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece bu paltonun size göre olmadığını düşünüyordum. Kumaşı fazla kalın ve sizi olduğunuzdan daha şişman göstermiş," diye cevap vermiş. Yaşlı adam bu cevabı alınca hayli şaşırmış. Çünkü o da üzerindeki paltoya onca para ödemesine rağmen kendisine bir türlü yakıştıramıyormuş. Yaşlı adam soğuktan titrerken nasıl böyle bir şeye dikkat edebiliyorsun diye sorduğunda, "Ben terziyim," cevabını alınca "Bizim terziyi benimle gel, hayat hikayeni yolda anlatırsın," diyerek arabaya bindirmiş. Bu karşılaşma terzinin hayatında bir dönüm noktası olmuş. Böyle yetenekli bir insanın işsiz ve evsiz kalmasına üzülen iyiliksever yaşlı adam terziye bir dükkan açmasına yetecek kadar para vermiş. Bunun karşılığında tek isteği kendi elbiselerini bu genç adamın dikmesiymiş. Terzi yeniden bir işe, hem de kendi işine başlamanın heyecanıyla deliler gibi çalışmaya başlamış. Bu arada yaşlı iş adamı da desteğini ondan esirgemiyor. Onu kendi çevresinden zengin kişilerle tanıştırarak yeni siparişler almasını sağlıyormuş. Küçük dükkan önce kocaman bir moda evine dönüşmüş. Sonra da pek çok ünlü marka için üretim yapmaya başlamış. Terzi artık ünlü iş adamı diye anılır olmuş. Bir gün ihtiyar adam onu ziyarete gitmiş. Terzi çok büyük bir iş bağlantısı yapmak üzere yurt dışına çıkacakmış. Ve uçağa yetişmesi için de az bir zamanı varmış. Biraz sohbet ettikten sonra yaşlı adam birden fenalaşmış, kalp krizi geçiriyormuş. Hemen bir ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmış. Yeni iş adamımız ise bu büyük işi kaçırmak istemediği için uçağa yetişmiş. Yaşlı adam krizi atlatmış ve uzun süre hastanede yatmış. Bir yandan da sadece bir kez telefon ederek durumunu soran terzinin ziyaretini bekliyormuş. Fakat terzi daha çok para kazanmak için oradan oraya koştururken bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidememiş. Aradan o kadar uzun bir süre geçmiş ki bu sefer de utancından yaşlı adamın kapısını çalamaz olmuş. Bir süre sonra terzinin işleri yolunda gitmemeye başlamış.
fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış ve elinde kala kala yine küçücük bir dükkan kalmış. Utana sıkıla hemen yaşlı adama nerede hata yaptığını sormak için koşmuş. Son derece kırgın olan ihtiyar yine de onu kabul etmiş ama anlatacağı hikayeyi dinledikten sonra hemen çıkıp gitmesini istemiş ve başlamış hikayeyi anlatmaya. Bir zamanlar fakir bir oduncu varmış. Ormandaki bir kulübede yaşar ve odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün kulübede yangın çıkmış ve bu yangın bütün ormanı kül etmiş. O çevrede kimse ona güvenip iş vermeyince bohçasını alan oduncu eşeğine binip yola koyulmuş. Ağaçların arasında yürürken birinin kendisine seslendiğini duymuş. Başını kaldırınca konuşanın bir bülbül olduğunu görmüş. Bülbül ona "Senin haline çok üzüldüm. Şimdi öyle bir büyü yapacağım ki eşeğin çok güzel şarkılar söylemeye başlayacak. Sen de onunla gösteriler yapıp çok para kazanacaksın" demiş. Gerçekten de eşek birbirinden güzel şarkılar söylemeye başlamış. Oduncu "O şehir senin, bu kasaba benim" dolaşıp eşeğine şarkı söyletiyor ve herkes onları izlemek için birbirleriyle yarışıyormuş. Oduncu ve şarkı söyleyen eşeği bütün ülkede ünlenmişler. Bir gün yine bir gösteriye yetişmek için koştururlarken oduncu bülbülün yardım isteyen sesini duymuş. Bir kedi bülbülü yakalamış ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraklamış ama gösteriye gitmemeyi, onca parayı kaçırmayı göze alamamış. Arkasına bakmadan kaçmış orada. Gösteri başladığında ise eşeği her zamanki gibi güzel şarkılar söylemek yerine sadece bir eşeğin çıkarabileceği sesleri çıkarmış. Oduncu kendisini şarlatanlıkla suçlayan seyircilerin elinden canını zor kurtarmış. İşte o zaman bülbül ölünce büyünün bozulduğunu anlamış. "Ben de senin bülbülündüm ve sen beni öldürdün. Büyü de o yüzden bozuldu. Keşke güzel giysiler dikerken dostluk ipini koparmasaydın" demiş. Öyküyü dinleyince hemen çıkıp gitmiş terzi çünkü söyleyecek bir sözü yokmuş. Evet sevgili gönül dostları, hikayemizden çıkartılacak çok dersler var. Mesela yapılan iyiliğe nankörlük yapmak. Dost olarak görünen kişilerin dostluğunun zor durumda belli olması gibi. Mevlana, "Ey gönül, bir sürü dostunun yanında elbette ki düşmanların da olacak ama imtihan bunca düşmanın varken seni dostun vuracak. Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur. Bir de sen iste, gör, hepsi birden yok olur" der. İyilik, hoşluk zamanında herkes hoştur, candır. Fakat zor günler, sıkıntılı günler geldiğinde anlarsın ki Allah'tan başka gerçek dost yoktur. Gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini daha önce hazırladığım Dostluğun Böylesi adlı videoda anlatmıştım. Merak edenler oradan izleyebilir dedikten sonra dostluk ipinizi hiçbir zaman koparmamanız dileğiyle diyerek hikayemi bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.